أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Baktım bu hafta çok soruluyor bu. Hep cevap vermekten yoruldum. Onun dersini yapayım da bari. Eskide gerçi bunun dersi çok olmuş. Ama demek ki bilmiyorum yayında o ders yok mu? Şu. Sual ediyorsunuz ki 28. mektup 8. mesele. Zaman-ı fetrette yani İslam gelmeden önce Peygamber aleyhissalatü vesselamla İsa aleyhisselam arasında ne kadar zaman var? 300 küsur. 300 küsur. 600 farklı farklı yani. Evet. Hocam, 600. 600 küsur. 633 mü ne? O civarda evet. Evet. Fetret var. 633. Şimdi buna din gelmemiş. Yani din yok o zaman. Yani İsa aleyhisselamın dini. Şimdiki gibi haberleşme, medya, ulaşım, kitap vesaire olmadığından Cenab-ı Hak nurundan mahrum etmemek için her bölgeye ayrı ayrı peygamber geliyordu. Ondan 100 suhuf var. Bir şey anlatacağım şimdi de. 100 tane suhuf, 4 kitap var. Diğer peygamberler, bunların dışındaki peygamberlere ya o suhufla hareket etti veya o kitabın devamcısı oldu. Mesela Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam. Peygamber Harun aleyhisselam ama Musa aleyhisselam takipçisi. Şimdi mühim etrafta böyle bir antika sorular dolaşıyor. Bunu pazar jandarma karakolu da sormuştu bana. Ben bir vesileyle oraya gittiğim zaman sonra biliyorlardı kim olduğumu ama dedi hocam boş ver bunu. Öyle bir ifadeyi aldılar da. Dedi ki sen sohbet edelim seninle. Çok iyi insanlardı çok şükür. Oranın komutanı dedi ki uzaktan seyrediyor. Hemen dahil olmadı. Daha önce anlatmıştım ama bu yayında olanlar duymamış olabiliyor. Dedi ki Hindistan olsun, Çin olsun, Asya memleketlerinde bazı filozoflar var. Filozoflar. Bazı dinler var. Mesela Buda, Tao, Ti, Nissan, Isuzu. Bunlar araba markası gibi gözükürken din yani. 350 bin din var. Hindistan'da mesela her aile, her kaboğlunun, Latifoğullarının bir dini var. Başkalarının, her kabilenin bir dini var. Fareye tapanlar mı dersin, sığıra tapanlar mı dersin, her çeşit var yani. Yılana tapan var. Böyle tapınakları var. Fakat sordukları şu, o komutan da sordu. Ya onların başta giden o peygamber dedikleri, ilah dedikleri, tanrı dedikleri adamların sözlerinde bir din kokusu var diyor. Yani peygamberlerin sözüne benziyor. Sanki Allah'ın kelamına benziyor. O kadar veciz, bu kadar sene geçmesine rağmen hala tazeliğini, manasını muhafaza ediyor. Oysa bunlar peygamber değil. Nasıl bu sözü söyleyebilir diye sordu adam. Şu, bir din geldikten sonra önceki dinin hükmü kalkıyor. Allah katında değeri yok ama insanların hafızalarında, bilgilerinde silinmiyor ki. İşte o filozofların, filozofların söyledikleri sözler, veciz sözler, manalı sözler, o hükmü kalkmış olan dinin felsefeye dönüşmüş hali. Mesela bir tanesi ben söyleyeyim aklımda gelen. Davut Aleyhisselam'ın zamanında o bölgede, yani oradan geliyor ama hükmü kalkmış. Ama şöyle bir şey var, yani Davudi deniliyor. Yani söyleyeceğim ibare, Arapça değil, İbranice de değil. Kemoşta, kematoşta, ionoşta. Yani çok garip. Yani bak din kokuyor. Kemoşta doğru düşünmeli. Kematoşta doğru konuşmalı. Ionoşta doğru yapmalı. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı ya. Yani. Mesela Confucius mesela cümleleri tamamen hükmü kalkmış dinlerin insanların lehçesinde, hafızalarında tekerlenerek gelen ya bir ayetin mana mertebelerinden veya
o zamanın bir peygamberin kutsi sözlerinden devamı onun ifade ediyor. Şimdi gelelim fetret devrine. Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmeden önce 600 sene fetret var. Yani insanlar dinden mahrum. Yani din unutulmuş. Muhabere yok, kitap yok, iletişim yok. Bu insanlar İsa aleyhisselamın dinine bile ulaşmamış. Biliyor musunuz? Tam 333 sene İsa aleyhisselamdan sonra İncil yazılmış. 3 asır. Yani kalem kağıt yok. 12 tane havariyonu. Şimdi peygamber bir şey söylüyor. O 12 tane havariyonu ne anladı? O ne söyledi, ne anladı? Ne kaldı hafızasında? Sonra o hatırında kaldığını söylüyor. Böylelikle bir kuşak. Sonra ikinci kuşak duyuyor. Kafasında kaldığı kadarıyla da söylüyor. Etti iki kuşak 200 sene. Böylelikle öteki kuşağa geliyor. O da ne duyduysa, ne anlatabildiyse söylemiş. Tam 300 sene sonra kaleme alınmış. İncil. Şimdi 300 sene kitap yok. Nasıl oluyordu eskide? Hafızalar kuvvetliydi. Günahlar yoktu. YouTube'lar yoktu. İnsanların zihinleri kapıyordu. Yani şu anda zihinler dağılmış, himmetler değişmiş, kaç tane şeye dönüş. Eskide yeme, içme, giyinme, barınmaydı. Şimdi İbrahim değil mi? Evet. Şimdi İbrahim senin böyle bir derdin yok. Yeme derdin var. Bir haftalık benim acaba bir hafta sonra aç olacağım diye ihtimalim var mı? Yok. Mümkün değil ki, hiçbirimiz yok. Bir hafta değil, bir sene sonra da yiyeceğim ekmeğimiz var. Evet. Elhamdülillah. Hepinize soruyorum. Giyip de yıpratabileceğinizi... Kanaatınız var mı elbiseleriniz, dolabınızdaki? Mümkün değil. Bizden sonra kalacak. Evde de öyle, evimizde var. Neyin peşine koşuyoruz? Eskide bu yoktu işte. Dolayısıyla eskide bu sözler hafızalarda kalıyor. Ama gene din seni mesul etmesi için 4 tane şart lazım. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Hatta ayette söylüyor Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma künne mazibin hatta nebesen resula. Biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz diyor. Resul göndermedikçe. Şimdi peygamber gelebiliyor. Gazali diyor, ondan sonra okuyacağım bunu. Gazali diyor ki gelebiliyor ama sihatli gelmesi lazım. Anarşi böyle terör dini diye gelmemesi lazım. Ondan sonra salahiyet sahibi olacak. Yani aklı muhakeme edecek. Sonra hürriyet sahibi olacaksın. Sonra sana doğru gelecek. Sonra onu ulaşabilmen lazım. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Vâhır davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha. Allah'a emanet olun.